Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Buyurun. Arkadaşlar 1 milyon TL değerindeki oda vlogu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sürekli diyorsunuz abi oda vlogu çek, abi oda vlogu çek. Bugün arkadaşlar 8+1 1 milyon TL değerindeki odanın videosunu çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Burası arkadaşlar, şöyle gösterelim, oturma odası. Buranın pek fazla benimle alakası yok arkadaşlar. Burada genellikle ailem yaşıyor. Şöyle uzaktan şurayı da alalım. Arkadaşlar bu odanın pek fazla benimle alakası yok ama bu odadaki bütün tasarımlar bana ait. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak şuradaki altın rengi, sonra buradaki altın rengi, buradaki altın rengi. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki altın rengi ne kadar? Hepsi bana ait. Gerçekten tasarım konusunda ben çok iyiyim. Bu odada daha eksikler var. Şuralara iki tane stor perde mi? Yarım perdeler oluyor ya. Altın renginde iki tane de perde koyacağım. Bu oda çok güzel duracak. Ama buranın bizle alakası yok. Gerçek oda ileride arkadaşlar. Buyurun gelin. Burası mutfak. Pek mutfağa girmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu odadan ziyade benim odama bayılacaksınız. Burası arkadaşlar kardeşimin odası. Gel buraya. Burası arkadaşlar annemin odası. Burada da erkek kardeşimin odası var. Bu odada gerçekten bir gamer odası. Size bu odayı da göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar bakarsanız şöyle güzel güzel bilgisayarlar var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir bilgisayar odası. Şöyle arka planda benim de önceden gördüğünüz şeyler var. Şurada bir tane nerf aleti var. Bu nerf aletini biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya mermisini takıp buradan çekip tak vuruyorsun. Böyle güzel bir silah. Şöyle arkadaşlar size gelin bilgisayarı göstereyim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kardeşimin bilgisayar sistemi böyle. Şurada bir 1080'i var. 2900X vardı galiba AMD'de. Şurada da bir 1650'li küçük bir bilgisayarı var. O da yayın açıyor. Çip bilgisayar kullanıyor. Ama arkadaşlar gerçek oda nerede biliyor musunuz? Yukarıda. Gelin bakalım. Gel. Gerçek oda. Daha doğrusu oda değil ev. Gelin abi yukarı. Gel abi. Gel yukarı. Abi bismillah. Burası arkadaşlar gerçekten çok yorucu yukarı çıkmak. Arkadaşlar şimdi gerçek odaya, gerçek eve hoş geldiniz. Burası arkadaşlar benim mutfağım artı oturma odam. Şöyle arkadaşlar mutfak böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada cips falan var. Atıştırmalıklar var. Şöyle yukarıda dolapta içecekler falan var. Bilgisayar, sürekli bilgisayarda çalışanlar bilir. Genellikle bilgisayarla uğraşan insanlar sürekli bir şeyler atıştırmak ister. O yüzden arkadaşlar benim de böyle bir stoğum var. Şöyle de bir dolabım var arkadaşlar. Bu dolap gördüğünüz gibi sadece çikolata falan dolabı. Gerçekten çok güzel. Şöyle de arkadaşlar bir güzel bir manzaram var. Bu manzara gerçekten çok güzel. Şu an güneş var ama akşam gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle de göstereyim size. Arkadaşlar bu cam açılıyor. Böyle akşam bir açıyorum. Gerçekten çok güzel manzarası oluyor. Ama şu an güneş var. Güneşi geçtim. Böyle de bir oturma odam var. Böyle oturma odası takımım var. Gördüğünüz gibi. Şurada bir tane arkadaşlar televizyonum var. Televizyonum yok daha doğrusu. Televizyon sehpası var. Ama televizyonu da yakın zamanda alacağım. Gerçi almayacağım. Çünkü yakın zamanda evlenmeyi düşünüyorum. Evlenirsem eşimle birlikte alırız. Daha güzel durur. İşte gördüğünüz gibi oda böyle arkadaşlar. Şurada bir tane güzel bir tablomuz var. Burası böyle arkadaşlar. Ama gerçek oda burada değil. Oda daha ileride. Gel gel. Arkadaşlar burası da böyle boş bir alan. Salon gibi bir şey. Şurada gördüğünüz dolapta işte kola falan, cips topları falan var. Bunu şimdi açmak istemiyorum. Orası karanlık. Göremezsiniz zaten. Şu alan arkadaşlar gördüğünüz gibi boş bir alan. Bu alana da eşya gelecek ama evlenirsem eşimle birlikte doldururuz.
Burası da arkadaşlar benim yatak odam. Gerçekten burası da çok büyük bir alan. Gördüğünüz gibi burada yataklarım var. Burada bir tane Astralis tablosu var. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle burada bir tablo var. Sonra burada arkadaşlar küçük bir tane elbise dolabım var. Bu elbise dolabı neden küçük? Şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda evleneceğim dedim ya. Evlendim miydi? Eşimle güzel bir dolap alırım. Burası böyle. Şurada da bir tane banyom var da banyoyu göstermek gerekir mi bilmiyorum. Şöyle açayım. Hafiften bir gösterelim. Tamamdır, yeter. Klasik banyo abi, herkesin banyosu gibi. Şimdi arkadaşlar gerçek odaya geçiyoruz. Bu oda efsane, bayılacaksınız. Bak gelin, gel. Gel bak. İlk girişte arkadaşlar böyle bir tane Game Over yazısı karşılıyor bizi. Böyle bu odaya girdikten sonra arkadaşlar ferahlıyorsun. Diyeceksiniz ki abi sen NASA'da mı çalışıyorsun? Bu ne biçim oda? Gel abi. Arkadaşlar kapının ilk girişinde böyle iki tane ablamız var. Bu ablalar gerçekten çok güzel. Böyle arkadan da bir uzun şey yap alırsak böyle kapının iki girişi çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle gösterdik miydi? Şimdi arkadaşlar size ilk başta bilgisayar alanını göstereceğim. Bilgisayar alanı gördüğünüz gibi böyle. Burada bir tane arkadaşlar laptopum var. Şurada bir tane bilgisayarım var. Bu bilgisayarda da 1650 gibi bir ekran kartlı var. Daha kullanmıyorum ama yakın zamanda kullanmayı düşünüyorum. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kendi bilgisayar sistemim. Yayınları, oyun videolarını buradan çekiyorum. Bu da benim bilgisayar kasam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayar kasası değil, sanki hani böyle bir elektronik bir alet gibi, gerçekten çok büyük ve çok güzel kasam. Böyle de arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada bir tane 144 Hz monitörüm var. Burada bir tane 240 Hz monitörüm var. Burada klavyem, mouse'um, işte kulaklığım, işte mikrofonum ve oyuncu koltuğum. Arka planım da böyle arkadaşlar. Bu arka planı daha da güzel yapacağım. Burası bu kadar. Şimdi arkadaşlar burası da benim edit bilgisayarım. Gördüğünüz gibi Intel 8700K 1080'li güzel bir sistem var burada edit yaptığım. Burası benim monitörüm. Şurada arkadaşlar gerçekten ayrı bir bölüm var. Şöyle göstereyim. Burada bir monitörüm var. Klavyem, işte bilgisayar kasam. Şurada bir tane kullanmadığım bilgisayar kasası var. Onu da yakın zamanda kullanacağım. Ama burada laptopum var bir tane. Bir tane Toshiba'nın laptopu var. Bir tane de iPad'in son çıkan iPad Pro 4 oluyor galiba. iPad Pro 4'üm var. Ve bu bilgisayarları kullandığım bir tane oyuncu koltuğu var. Bu oyuncu koltuğu da gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bilgisayar kısmı bu kadardı. Mesela bilgisayardan sıkıldım böyle, artık kafam ağrıdı. Geliyorum bak. Oda çok büyük. Odanın yarısını boş bıraktım bilerek. Eğer bilgisayardan sıkıldım mıydı? Geliyorum. Burada benim bir tane koltuğum var. Şöyle koltuğu çekersen şu taraftan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir koltuğum var. Bilgisayardan sıkıldım. Geliyorum abi. Buraya yatıyorum. Böyle yatıyorum. Burada da televizyonum var. Televizyonumu açıyorum. İşte Netflix'ten dizi mi dersin, YouTube'dan video mu dersin? Öyle takılıyorum arkadaşlar. Bu televizyon da küçük. İşte evlenirsem daha güzellerini alacağım. O yüzden çok fazla büyük eşyalar almak istemedim. Şurada spor aletlerim var arkadaşlar. Bu spor aletlerini de şu an için kullanmıyorum. Her türlüsü var. Ama yakın zamanda kullanacağım. Sonra bir tane de klimam var. Gerçekten klima benim çok işimi görüyor. Gördüğünüz gibi 20-30 tane bilgisayar var. Bu bilgisayarlar çok sıcak oluyor. Sıcak olduğu için bu klima işimizi görüyor. Genel olarak arkadaşlar benim odam böyle, daha doğrusu evim böyle. Ama bir de arkadaşlar dışarım var, balkonum var. Çok güzel bir balkonum var. Onu daha öncesinde çekmiştim arkadaşlar. Onun editle koyarım. Bir de balkonum var. Balkonum da gerçekten çok güzel. Şurada bir balkonum var. Balkonumu da ben size göstereyim. Çünkü dışarıda insanlar var. İnsanlara fazla şey olmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Buradan böyle bir balkonum var. Uzun bir şekilde. Şurada mangal aletleri var. Genelde burada mangal yaparım. Güzel bir manzarası var şöyle. Şurada subaşı var. Böyle güzel bir alan arkadaşlar. Şimdi içeri girelim. Çok fazla dışarıyı göstermek istemiyorum. Arkadaşlar ve şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu evde gerçekten çok fazla emeği olan iki tane
arkadaş var. Birisi Top Skins, birisi de CSGO.net. Gerçekten arkadaşlar bu evi almamda çok yardımcı oldular. Buradan onlara da teşekkür edelim. Top Skins ve CSGO.net CSGO'da kasa açma sitesi. Hani kasa açıp oradan para kazanabiliyorsunuz. Eğer siz de para kazanmak istiyorsanız aşağıya YouTube linkini koyarım. Siz de kasa açarak CSGO.net ve Top Skins'ten para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar her güzel şeyin gibi bu videonun da bir sonu var. Bu video bu kadardı. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.